Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size bir Eee dolandırıcılık girişiminden bahsedeceğim. Kafama göre de bunu söylemiyorum. Birazdan delilleriyle beraber her şeyi göreceğiz. Arkadaşlar öncelikle ben Boya M1'in biliyorsunuz o mikrofonu. Boya M1'in güzel olduğu için bir mikrofonunu sipariş ettim. Mikrofonu da bilgisayar için aldım. Onu da söyleyeyim. Lakin bunu bilgisayara taktığımızda ne masa üstünde ne de laptopta ben beklediğim performansı alamadım. Düzgün çalışmıyor ürün bilgisayarda. İstediğim kadar ayar yapayım. Hiçbir şekilde düzgün çalışmıyor. Kamerayla telefonda çok iyi çalışıyor. Ama ürünün bilgilerine baktığımda bilgisayarda da iş yaptığı söyleniyor. Bilgisayarda iş falan yapmıyor. Onu belirtmem lazım. Şimdi gelelim meseleye. Ben ürünü aldım, kabul ettim, tamam. Eve geldi, kutusunu, mutusunu açtım, güzelce bir testlerini yaptım, inceledim, baktım düzgün çalışmıyor. İade işlem başlattım. Kutuyu aldığım gibi şey yaptım. Gerisi geriye yerleştirdim. Yani ne çıktıysa kutunun içinden, hepsini kutunun içerisine koydum. Kutuya da harcı bir zarar vermedim. Yani kutu geldiğinde alt taraftan, şimdi kargocu eve bırakıyor kutuyu. Tamam alıyorum ben. Açıyorum. Temiz görünüyor. Açtıktan sonra babalı dışındaki havalı naylonu çıkarttıktan sonra bir bakıyorum ki satıcı bunu alttan batlamış bana öyle göndermiş. Diyorum ki bu da ürün daha önce açılmış. Benden önce birisi açmış bunu. Bunu gördüm. Tamam mı? Ben zaten tamamen çıkarttım ürünü. Taktım da çalışsaydı kullanacaktım. Bu bir gerçek. Yani ben ürünü iade etmek için falan almadım. Baktım kayıt yapmıyor adam gibi. Ve ve iade başlattım iade başlattıktan sonra arkadaşlar başıma gelen şey nedir biliyor musunuz? İade reddedildi. Hem de neden reddedilmiş? Kargo hareket etmemişmiş. Mikrofonu iade ettim. İade reddedilmiş. Reddedildi olarak da şöyle şahsi mailimi de göstermek istiyorum. Bakın red açıklaması virgül 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 bir açıklama yok. Ben açıklamamı düzgün bir şekilde yaptım. Adam bana çalışmayan ürünü satıcıya iade ediyorum. Adam reddediyor. Reddediliyor ya da bir şekilde. Bana ürün gelisi geriye geliyor. Benim elimde arkadaşlar gerekli belgeler var. Ben bunları hakem heyetine götürüp tamam mı? Hakem heyetine götürüp mahkemeye sunup bu adamı sürüm 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 sürttüreceğim. Onu da söyleyeyim. Kaybedeceği için muhtemelen karşı bütün şeyi ödeyecek. Bütün masrafları ödeyecek. Çünkü Arkadaşlar alıcıyı dolandırıyor ya. Alıcıyı dolandırıyor. Sen kimsin benim ilk defa bu başıma gelmiyor sen kimsin ki? Milleti de dolandırmış. Yorumlarını da göstereceğim. Bu mağazadan da hayatta alışveriş yapmayın. Aha da söylüyorum. İsim falan karalamak demiyorum ha. Adam dolandırmak ve neye göre söylüyorum bunu? iftira değil. Yorumlara göre. Aha da burada yazıp, sanırım dolandırıldım diyor adam. Bitti. Benim yorumum falan değil yani. mağazaya ulaşılamamışmış. Mağazaya ulaşılamamışmış yani. Tıklıyorum. Red işleminde de red açıklamasına virgül 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 yazıyor. Bu maillerin hepsi arkadaşlar, yazışmaların hepsi şahsi mailimde de kayıt altında bulunuyor. Diğer videolar da var. Onlar ile beraber editleyeceğim zaten. Yani müşteri temsilcisi ile beraber yazışmalarımız da var. Ürüne yani mağazaya ulaşamadığımız bakın Oto Müzik Teknoloji isimli bir mağaza. Aha da mağazayı da ifşa ediyorum. Çünkü bu bir suç değil arkadaşlar. Ben şu anda mağazayı kötülemiyorum. Yaptığı bir şey söylüyorum. Şimdi mağaza ne yapmış? Son satışlarında neler yapmış? Bunu bir görelim arkadaşlar. Şöyle tıklayıp yeni sekmede aç diyeceğim. Yeni sekmede açıyorum. Gördüğünüz gibi. İptal. İade işlemi. Tıkladım. Tıklıyorum normal olarak. Bakın. 5 yıldız aldığı görünen 861 tane yorum alan arkadaşlar bir mağazaymış sözde. 9.9 puan almış bu arkadaş ve N11'de satış yapıyor. Yani N11'de bunun bu durumuna satışına izin veriyor bu mağazanın. Ne istinaden bunu söylüyorum hemen yorumlara geçelim arkadaşlar. Şöyle nereden tıklıyorum? Ha 861 tane yorum var bakın. Son satışlara dikkat edin. Görüyor Profesyonel falan filan. Alakası bile yok. Değil profesyonel. Bu arkadaşımız muhtemelen telefon için aldı. Ürünün eksilerini bilmiyor. Benim istediğim tarzda ürünü kullanamıyor olmam ürünün bir suçu. Bakın bilgisayar işareti var. Kamera işte telefon. Tamam kamera telefonda çalışıyor. Onu test ettim de bilgisayarda çalışmıyor ürün. Arkadaş çalışmıyor. Dolayısıyla iade ettim. 6-400 saat pil ömrü. Bunlar çok şey değil. Bunları çözeriz. Ne diyor? Bakın. 2 mikrofon sipariş ettiğim aldığım ürün sahteydi. Adam bilir mi kullanıcı herhalde. Her iki kutuda da aynı doğrulama koduna sahip ve BBB web sitesinde kontrol ettiğimde kodun sahte olduğu bilgisi veriliyor. Ürünü satıcıya geri gönderdim ama parayı iade etmeyi reddetti. Adam seri numarasını firmanın yani üretici firmanın sitesinde doğrulamaya çalışıyor. Sahte çıkıyor. Ve N11 bunun satışına müsaade ediyor. Arkadaşlar hangi mağaza bu? Oto müzik. Değil mi? birazdan bakacağız sattığı ürünlere de sonuç olarak malsız ve parasız kaldım bu mağazaya dikkat diyor evet mağaza da değil n11'de de bir kabahat var onu da sizlere göstereceğim açılmış ve kullanılmış ürün gönderdi aynen bana da öyle yaptılar açılmış ve kullanılmış bir ürün kapağı yıltılmış kurdun. Ee, şunu söylemiş bir dakika kablo diyor kısmı zorlanarak işte karışık vaziyette içine tıkıştırılmış kabloyu karışık açmak için çok uğraştım ürün ses kaydediyor ama kaliteli bir kayıt değil tavsiye etmiyorum sahte ürün gönderiyor arkadaşlar bakın öncesini bilmiyorum mng kargoyu ptt kargo ile geldi kargo bak mng kargo göstermesine rağmen bak dolandırıcılık şeylerine bak nasıl bununla gösteriyor da bununla geliyor ben onu da anlamıyorum yani Bu arkadaşlar herhalde hiç ya mikrofon görmemişler veya hakikatten bunlara düzgün gitmiş. İlginç bir şekilde bunların da yorumları iyi. Bakalım. Satıcı ürünü pat pata sarıp diyor. Şey işte havalı naylon dediğimiz şey var ya. Bubble. Havalı poşet. biraz kanal reklamı yapmış arkadaş. Neyse arkadaşlar kısaca böyle sadece burada da değil bu üründe de değil. Şimdi mağazayı da inceleyeceğiz. Şöyle oto müzik teknoloji mağazasını tıkladığımda tıraş makinesi satıyor. Sen necisin yani sorun yok ben bunu söylerim. Hakaret falan etmiyorum kimseye bak. Vorkom satıyor. Daha çok ses ağırlıklı satış yaptığını görüyoruz. Hadi ses ağırlıklı satış yaptı. Kayıtla ilgili satış yapmıyor. Bakın mikrofon falan alıp satmıyor. Ses sistemleri sanırım. Sanki çok uzun. Bakın. Aynı şey termosta da yapmıştır aynısını. Birkaç şuruna bakalım da. Şöyle mesela şurada düşük aldıklarına özellikle bakalım. Tıklayalım. 5 litre yerine 3 litre iade ettim reddedildi. Kargo gelmedi demişler ama en 11 kargo takipte kargonun teslim edildiği var. Sanırım dolandırıldım diyor. Dolandırıcılık yaptığı arkadaşlar ortada. Eğer herhangi bir durum olması halinde bana dönüş sağlanmaması, sorunumun çözülmemesi halinde Ben elimdeki bütün belgelerle, video kayıtlarıyla Yazışmaların kayıtlarıyla Zaten yazışmalar N11'de de tutuluyor Ki bende videolu olarak da var Hiçbir edit yapmadan Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım arkadaşlar? Aynen delilleriyle beraber Fazlalıklarını belki keserim videonun Bilmiyorum Doğrudan arkadaşlar Tüketici hakemiyetine yani üç taraf hakkında da eğer şeyse yani e, kargo firması böyle bir şey kolay kolay yapmaz da eğer yaptıysa onlara da dahil edeceğim. N11 artı tamam mı satış yapan mağaza gideceğim tüketici hakemiyetine vereceğim. Devletin mahkemesiyle uğraşsın arkadaşım tamam mı? Ben seninle uğraşamam sen beni ilk defa dolandırmaya çalışan bir adam değilsin ben de sana onu söyleyeyim yani mağaza olarak. Ürünü iade almamalar falan filan. Ne yaptım ben sana? Ürünü eksik mi gönderdim? Pili eksik mi çıktı? Onun içerisindeki tutama, tutamağı şey mi yaptım? Kutuyu paramparça mı ettim gönderdim? Sen nasıl ürünü almıyorsun? He alma. Göreceğiz. Bakalım nasıl ürün iade edilir? Nasıl iade edilmez? Kaşın kaşın bir bakalım. Arkadaş tartıda satıyormuş. Vay be. Başka marka ürün geldi. Yeni bir dolandırma yöntemi. Bakalım. Net terazi. Teknika. Net terazi. Ba evet başka ürün göndermiş, resminde çekip göndermiş adam. Milleti dolandırdığının hesabını bir bir verir. Bu kadar adamı da dolandırmış. Mahkeme bunların da peşine düşer. Merak etmeyin, bunlardan sakın al sakın sakın alışveriş yapmayın. Zaten adamın Yarı ya satışları 845. Yani şunları topla şu 373. Yarısı kadar yapıyor hesap makinesini alalım arkadaşlar. Bu adamlar da memnun değil yani onu söyleyeyim. 5 yıldız alamamış bu mağaza. Ama burada 9 olarak görünüyor. Ha bir de N11'in başka bir hilesini söyleyeceğim. Şimdi bakın. Normalde mağazanın altında tek bir yorum görünür, değil mi? Şöyle bir gelelim siparişlerimde ee, şunu tıklayalım. Evet. Sparışlarımda. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaş tamam mı? Hangi mağaza dedik? oto müzik teknoloji miydi? oto müzik teknoloji mağazası. Şimdi arkadaşlar ben sanal mağaza gerçek mağaza fark etmez. Şimdi aynı ürünü güzel sanal mağazasına tıklayıp tıklıyorum ve bakıyorum aynı ürün 276 lira burada bu mağazada. Aras kargo ile 6 Mart en geç 6 Mart pazartesi günü kargoya veriliyormuş. Şimdi yorumlara geliyorum. Bakın. Arkadaşlar aynı yorumu yorumlar kısmında bana listeledi. N11. Bu bir satış hilesidir arkadaşlar. Yani bütün yorumları sen buraya koyuyorsun. Mağazadan mağazaya yorumun değişmesi lazım. Yorumları ayrı tutulması gerekiyor. Bu diğer sitelerde öyledir mesela. Diğer sitelerde. Trend yola bir bakacağım şimdiden. Yani bu gibi satışçılara arkadaşlar kanmayın. Ben bunun hakkında gerekli işlemi yapacağım. Bu verdiğimde mahkeme. Mahkeme bunu adam eder. Şimdi yoruma tıklıyorum. Bakın. 185 değerlendirme diyor. Giriş seviyesi işler şeklinde bir yorum gelmiş. Arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Yorumlar değişti gördünüz mü? Trend yolla bakın yorumlar değişti. Ama bu adamlar ne yaptı? N11'de aynı yorumları gösteriyor. Ben bu arkadaşım... Hakem heyetine gideyim. Elimdeki bütün belgelerle beraber. Bu adam arkadaşlar aldığı mikrofonun güzelce bana karşılığını ödesin. Tamam. Mahkemede güzelce bir e, kayıp faturalarını ödesin. Bir de ceza yesin. Çok güzel olur yani. Ben bir müşteri olarak oto müzik mağazasından alışveriş yapmayın. Oto müzik teknoloji bu mağazadan uzak durun arkadaşlar. Adamın yaptığı alenen dolandırıcılık. Paketi bana Alttan bantlı gönderiyorsun. Kullanılmış. Ben takıyorum. Tamam Allah'tan ürün düzgün çıkıyor. <laughs> Bilgisayarda çalıştıramıyorum. Bilgisayar için almıştım zaten. Bakın telefonda kamerada çalışıyor. Ben aynı şekilde iade ediyorum. İademi reddediyorsun. Müşteri temsilcisiyle konuşuyorum. Müşteri temsilcisi diyor ki ürün ulaşmamış. Eğer N11'deki adamlar da yalan söylüyorsa arkadaşlar <laughs> bunun bedelini N11'e ağır bir şekilde ödetirler. Tamam. Sadece ben değil. Ben tanıdığım insanlar da var. Bunlar da aynı işlemi yaparsa arkadaşlar en 11 hakkında bir sürü suç duyurusu mahkemeye gitmiş olur. Bu kadar da basit. Ben de size bunları buradan söylüyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Bu gibi sahtekarlara da dikkat edin. Kutuları açarken video kaydını alın arkadaşlar. Benim yaptığım gibi video kaydı olur, tutanak tutturun. Bu şekillerde kendinizi güvence altına alın. Çünkü bunlar böyle sahtekarlık yapıyorlar. Ben arkadaşlar Allah'ın izniyle tedbirlerimi aldığım için başımı aramayacak ama bunun başı çok kötü arayacak ben size onu söyleyeyim. Görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm.